ampute olduğunuzda direkt sanki hala ayağınız varmış gibi uyanıyorsunuz ve yere düşüyorsunuz. Bir süre yani muhtemelen çocukken de o bir süre devam etti. Onlar mesela futbol oynuyordular. Ama ben futbol oynayamıyordum. Beni kaleci yapıyordular ama ben oyunun bir parçası oluyordum. Güzel dönemlerdi. Abi, tatlı dönemlerdi. Evet. Ben 2013 yılında Nilüfer Belediyesi'nde tekerlekli sandalye eskrimine başladığım dönemde Türkiye'de tekerlekli sandalye eskrimi branşı resmi olarak federasyonun bir parçası değildi. Madalyayı görmek istiyorum. Yani sporu bitirdiğimde madalyasız bitirmek istemiyorum. Vazgeçmemeliyiz ve mücadele de etmeliyiz. Yani biz bazen sadece kendimiz için mücadele etmiyoruz. Arkamızdan gelenler için mücadele ediyoruz. Sokrates'e hoş geldiniz. Shell işbirliğiyle hazırladığımız Hep İleride Olanlar programımızda. Bugün yeni bir konukla sizlerle beraberiz. Paralimpik eskrimcimiz Hakan Akkaya bizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Engelsiz yaşama sunduğu katkılar ve paralimpik sporculara verdiği destek için sponsorumuz Shell'e de çok teşekkür ediyoruz. Seni burada ağırlamak çok güzel. Aslında seni böyle baktığında kimsenin bir fiziksel engel olduğunu anlamasına imkan yok. Evet. Ben bir tek proteze aşina olduğum için hemen dedim. Ama başkasının herhalde sorması mümkün değil. Hakikaten çok barışık gözüküyorsun, çok rahat gözüküyorsun. Buraya da nasıl geldin? Rahat geldin. Hep soruyorum böyle. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Paralimpik konuklarımıza. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rahat şekilde geldim ama günlük hayatım içinde protezi rahat şekilde kullandığımı düşünüyorum. Hı-hı. O anlamda iyi bir protez kullanıcısı olduğuma inanıyorum açıkçası. Mesela yaşama katıldığında böyle yani günlük böyle işte toplu taşıma falan ya da başka bir şeylere ulaşman gerektiğinde böyle arada şort giymeye ihtiyacı hissediyor musun? Ben mesela bazen hissediyorum o yüzden. Şöyle. Hani daha rahat etmek için işte çünkü sonuçta bir insanların böyle fiziksel teması oluyor, bir şey oluyor. Hava şartları. Onlar oluyor, evet. Aynen o tip şeyler oluyor. Evet, yani şöyle. Genelde kendi aracımı kullanıyorum. Çok toplu taşıma kullanmıyorum ama yani bazı durumlarda mesela antrenman esnasında örneğin bir spor salonuna gittiğimde şundan çekinmiyorum. Bir şort giymekten çekinmiyorum ama sosyal hayatta yani çok şort giymeyi tercih etmiyorum diyeyim yani. Günlük hayatta çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Daha güzel, ne güzel. Evet. Harika. Peki o zaman asıl zanaatkarlığına dönüyorum. Evet. İcra ettiğin şeye dönüyorum. Evet. Geçen hafta oradan başlayalım yakın zamandan. Evet. Paralimpik oyunlara doğru giderken seninle konuşuyoruz ama Polonya düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalya kazandınız. Aslında epey bronz madalya kazandım. Bronz mu? Evet. Pardon, ben niye altın not etmişim? Evet. Demek ki bu istek ya, düşünce bu. Oraya öyle yansın. Peki. Evet. Paris için güzel bir dilek. Aynen. Belki orayı düşündüm. Evet. Oldu, malum oldu. Peki sık biçimde kazandığım bir madalya aslında bu. Hı-hı. İşte 23 yaş altı organizasyonlardan biri böyle. Geçen yıl büyüklerde tarihimizin ilk şampiyonluğunu elde ettin. Defalarca kazanmış olmana rağmen tekrar bu motivasyonu bulmak, kazanma istikrarını bulmak nasıl bir şey, nasıl deneyimliyorsun bunu? Evet, şimdi 12 yıldır ben eskrim yapıyorum. Tabii şu anda eskrim yapmaya da devam ediyorum. Yani Paris sonrasında da spora devam etmeyi düşünüyorum. Tabii ki spor kariyerim içine olabilecek en iyi kariyeri sığdırmak istiyorum. Yani en iyisini yapmak istiyorum. Sürekli madalyalar kazanmak istiyorum. En iyisini yapmak istiyorum. Bunun için de tabii çalışıyorum. Geçirdiğim zaman zarfını, spora harcadığım enerjiyi en dolu şekilde geri almak istiyorum. Yani sürekli kazanmak istiyorum. En iyisini yapmak istiyorum ve ülkemiz için sürekli madalyalar kazanmak istiyorum. Sanıyorum yani ülke söz konusu, bayrak söz konusu olunca belli şeyler bizi daha çok itiyor. Yani en büyük motivasyon kaynaklarımdan bir tanesi şu an ön plana çıkan bence de bu. Yani zaten çok uzun zamandır herhalde eskrim hayatının bir parçası diye tahmin ediyorum. Evet. İstersen oraya gidersek herhalde bu motivasyonu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani 2013 yılında Nilüfer Belediyesi'nde başlıyorsun ki Nilüfer Bursa doğumlusun. Evet, doğrudur. O zamana kadar Hakan nasıl biriydi? Yani nasıl bir hayatım vardı. Sonrasında eskrime yönelimle beraber nasıl bir dönüm noktası oldu senin için? Evet. Şöyle, yani eskrimin öncesinde tabii eskrim benim için bir çıkış yolu oldu. Tabii bunu kabul etmek gerekiyor. Spor birçok engelli insan için bir yani kabuklarını kırma ya da hayata tutunma adına ne derseniz bir çıkış yolu, bir umut. Benim için de öyleydi. Eskrime başlayana kadar tabii daha
kendi halinde bir insanım. Daha içe dönük bir karakterdim. Ama eskrime başladıktan sonra tabii dış dünyaya daha fazla açıldım. Çok insan tanıdım. Sporla birlikte başarılar elde ettim. Ve bir kendime yol haritası çizme şansım oldu. Yani eskrime kadar bir belirsizlik içindeydim. Yani hayatımda ne yöne gideceğimi bilmiyordum. Eskrimle birlikte yönümü, yolumu bulmuş oldum. Ve hala da o yolda devam ediyorum. İyi ki de eskrim diyorum yani. Çok küçük yaşta sonuçta fiziksel olarak bir engelle karşılaşıyorsun. Evet. Senin için adaptasyon süreci nasıldı o dönemde? Yani 3 yaşında bildiğim kadarıyla bir... Evet. O hatıranı bilmiyorum, anlatmak ister misin, tabii, anlatmak istemez misin? Ama insanların anlaması açısından, nereden geldiğini, buraya nasıl ulaştığını anlaması açısından bence önemli hikayeni bilmeleri. Tabii şöyle, ben 3 yaşındayken evimizin terasında sokak tellerine vurdum oyun oynarken. Hı hı. Ve bundan dolayı da çift ampute, yani İki ayağım diz altından kesilmek zorunda kalındı. Yani çift ampute oldum. Ondan sonrasında tabii 3 yaşındaydım. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Yani ilk kaza geçirdiğimde hastanede birkaç kare hatırlıyorum. Amcamın başımın ucuna geldiğini hatırlıyorum. Ondan sonra eve geldiğimde işte kazadan sonra beni hastaneye götüren inşaat işçilerinin beni ziyaret ettiğini, çiçekle çikolatayla geldiklerini hatırlıyorum. Bir de şeyi hatırlıyorum. Yani kazanın yakın dönemlerinde uyurken yani yere düşmeyeyim diye, yani ayağınız varmış gibi hissediyorsunuz. Ya yani düşmemek için annem yastık koyuyordu. Engel, yani uyku sersemi yere düşmeyeyim diye yastık koyuyordu. Onları hatırlıyorum o dönemlerde. Yani çünkü ampute olduğunuzda direkt sanki hala ayağınız varmış gibi uyanıyorsunuz ve yere düşüyorsunuz. Bir süre yani muhtemelen çocukken de o bir süre devam etti. O yüzden beni yani yastıklardan bir bariyerle orada bir engelliyordular. Yani o şekilde yapıyordular. Hiç fantom acı çektin mi yani, hayalet acı sonrasında? Çünkü yaş olarak enteresan bir yaşta, yani farklı bir yaşta ampute kalıyorsun, o yüzden soruyorum. Hayır. Yani o tarz olur ya böyle, yani onu ağrılarım, sızılarım, acıları o anlamda. Çünkü zihin, beyin onu arıyor. Evet. Mesela adaptasyonda 6-7 daha bilinçli yaşa geldiğinde senin için öyle bir gelişim oldu mu diye merak ettim özellikle. 7-8 yaşlarında. Hayır, o tarz ağrılar artık zaten alışmıştım. Hatırlamıyorum. Evet, yani okula başladığım dönemde de, okul döneminde de yani Bursa'da Özlüce'de bir köy okulunda okumuştum ben ilk 8 seneyi. Yani orada da çok yakınlarımız vardı, akrabalarımız da vardı, yaşıtlarım, arkadaşlarım da vardı. Aynı zamanda akrabam da vesaire de. Ailem de benimle o dönemde çok ilgilendi. Annem okula getirip götürüyordu. Yani protez ya da belli şeyleri bulmak o zaman tabii kolay değildi. Ya da mesela bir tekerlek sandalye. 2000'lerin başı falan. Evet, sonuçta. Evet, evet. Yani şu anki gibi yani istediğiniz zaman bir protezi ya da bir tekerlek sandalyeye ulaşmak kolay şeyler değildi. Şu an tabii her şeye ulaşmak daha kolay. Ama yine de mesela ailem benimle ilgileniyordu. Annem de ilgileniyordu. Ve yani herhalde biraz da civarda akrabalarımızın, kan bağımızın olduğu insanların içerisinde büyümem ve onların bana ellerinden geldiğince yardımcı olmaları o anlamda herhalde beni motive etti. Yani sanırım hayata katılımını kolaylaştırmış evet, gibi hissediyorum. Evet, evet. Yani seni soğutmamış, benimsediler, izole etmemiş. Beni benimsediler ve sürekli yardımcı oldular. Yani ilkokul, oradaki en büyük adaptasyon zorluğu okula gidiyorsun. Evet. Ne bileyim yani, senin bir farklılığın var. Evet. Tırnak içinde tabii ki söylüyorum. Sonuçta orada o ilişki kuramama, izolasyonla beraber daha eve kapanma durumu olabilir. Evet, tam evet. Tersine senin için aslında o kadar tanıdığın için olmak sanırım... Evet, şöyle şeyler oluyordu mesela. Onlar mesela futbol oynuyordular. Ama ben futbol oynayamıyordum. Beni kaleci yapıyordular ama ben oyunun bir parçası oluyordum. Güzel, çok güzel, güzel dönemlerdi. Tabii, tatlı dönemlerdi. Evet. Hayata katılım yani. Evet. O ilkokulda bunu deneyimlemiş olman muhtemelen senin için daha güçlü. Tabii ki. Yani ben tabii orada koşma gibi bir durumum olmamasına rağmen yani ben kaleci oluyordum ama beraberdik yine harika de. O bir oyunun bir parçası olmak, dışarıda kalmaktan her zaman iyiydi. Yani güzeldi çok yani. Güzel. İyi bir dönem. Daha güzel bir şey olamaz. Evet. Bu şey çünkü çok önemli. Yani burada da en çok konuşmaya çalıştığım şey de o. Hayata katılımını böyle hani bir acıma duygusu veya yardım duygusuyla değil, berabermişçesine hissettirmek, yani farklılığını hissettirmeden katılımını sağlamak engelli bireylerin önemli konu. Evet. O yüzden sen bunu daha baştan ailenin deneyimletmesi bunu sana muhteşem bir şey yani. Evet, ve sanıyorum yani şu an benim çocukluk dönemimde bir de belli şeyler bence daha farklıydı. Yani çok belirgin değildi belli şeyler. Yani insanlar insanların kusurlarını da çok yüzüne vurmazdı. Yani kimin durumu iyi, kimin durumu kötü, kimseye çok yani o kadar güzel. Yani birbirinin ne yüzüne vururdu, ne şey yapardı. Bu dönemde biraz o söz konusu. Birbirlerimizin kusurunu, eksiğini çok fazla birbirimizin yüzüne vuruyoruz.
Bu sosyal medyanın da bariz bir etkisi, şeyi var bunun. Evet, etkisi var. Evet, doğru. Şimdi burada tabii Shell istasyonlarındaki engelsiz hizmet alanları da çok önemli. Yani engelli bireyin kendini engelsiz hissetme durumu bir nevi. Evet. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye çapında da 850'den fazla istasyonda çalışanlar market içindeki alışverişlerden ödemeye kadar birçok konuda fiziksel engelli arkadaşlarımıza, dostlarımıza destek oluyor. Bu konuda da teşekkür ediyoruz tabii ki Shell'e. Oralarda da hayatın bambaşka alanlarında da hayata katılım kolaylaştırma söz konusu. Peki Türkiye adına, uluslararası alanı, sen de başkalarının hayatına katılımını ilham olacak hikayeler yazmış durumdasın. Evet. Uluslararası alanda yarışan ilk tekerlekli sandalye iskrimcisisin. Evet. Bu nasıl oldu? Nasıl bir şeydi? Örnek alacağınız birinin olmaması ve senin bu konuda bir öncü olabilme hikayen nasıl gelişti? Şöyle oldu. Ben 2013 yılında Nilüfer Belediyesi'nde tekerlekli sandalye iskrimine başladığım dönemde Türkiye'de tekerlekli sandalye iskrimi branşı resmi olarak federasyonun bir parçası değildi. Yani Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda tekerlekli sandalye iskrimi diye bir branş yoktu. Biz orada gayri resmi antrenman yapıyorduk. Hatta özel müsabakalara gittiğimiz zaman valilikten izinler vesaire alıyorduk. Yani sağlık raporları alıyorduk maç başına, yani lisans alamadığımız için o tarz şeyler oluyordu. Yani 2 yıl kadar bu durum sürdü ve federasyonda açamadı bir şekilde. Maddi yetersizlikleri ya da o dönemin koşullarını tam bilemiyorum ama oluşturulamadı. Biz de yani bir çözüm üretmek adına Uluslararası Federasyon'a şöyle bir yazı yazdık. Biz dedik yani uzun süredir çalışma yapıyoruz tekerlekli sandalye iskrimi. Ama Türkiye'de branş olmadığı için yani milli takıma girip müsabakaya gelemiyoruz. Oradan da şöyle bir cevap geldi. Biz sizi beyaz bayrakla yani Ayvaz bayrağıyla müsabakaya kabul ediyoruz. Cevabı geldi. O cevabı istinaden de biz müsabakaya katıldık. Orada o 23 yaş altı Dünya Kupası vardı. Evet. O müsabakaya 2015 katıldım. 2015 değil mi? 2015 yılında ben de o müsabakayı kazandım. Kazanınca da dönünce branş açıldı. Milli takıma girdim öylece. Bayağı aslında yolu senin bu çaban ve azmin açıyor gibi sanki. Birilerinin çabası olması gerekiyor. Bir şeylerin olması için. Neden yokmuş mesela? Kimse iskrime yönelmemiş mi? Ya da iskrime yönelecek alan mı olmamış? Mesela senin bu konuda antrenörlerin kimlerdi ki seni bu konuda ya da işte dönemde şöyle, ilk yanında olan kimlerdi? Kendisini iade edelim. Benim ilk hocam Kader Yıldırım'da. Bursa'da Nilüfer Belediyesi'ndeki antrenörüm. İlk antrenörüm Kader Yıldırım'da. Şöyle bir durum oluyor. Yani projenin başlangıcı, yani tekerlekli sandalye iskriminin bir proje olarak çalışmalarının başlatılması. Orhan Sütbakan, eski milli takım baş antrenörü ve kızı İknur Sütbakan, kendisi de eskrim antrenörü ve geçmişte de sporculuk yapmış. Aralarında konuşuyorlar ve diyorlar ki Türkiye'de tekerlekli sandalye eskrimi var. Türkiye'de eskrim var ama tekerlekli sandalye eskrimi yok. Biz bunu yapabiliriz diyorlar ve Nilüfer Belediyesi'ne bir proje sunuyorlar. Bu proje kabul edilince de öğrencilerinden birini antrenör olarak oraya koyuyorlar, yerleştiriyorlar. Böylece başlamış oluyor ve bizim de Kadar Hocam'la birlikte yaptığımız 2,5 yıllık çalışmanın sonucunda da işte branş açılıyor, milli takıma giriyorum. İşte sonra madalyalar kazanmaya başladım. Olimpiyatlara gittim. Şimdi ikinci defa yine gideceğim. Allah kısmet ederse. Yani böyle bir yolun içerisinde yani, devam ediyoruz. Ben detaylı söyleyeyim. Hani Hollanda'da 2015 yılındaki dünya yönlerinde 23 yaş altında şampiyon oluyorsun. Evet. Bahsettiğin şampiyon, yani yolu açan şampiyonluk o. Evet. Milli sporcu değilsin. Uluslararası müsabakaya çıkıyorsun. Evet. 20 yaşında bir dönüm noktası senin için. Evet. Türkiye'de Deniz Federasyon Müziği'nde tek ayak sandalye. Bunu tekrar söylüyorum çünkü eskiden branşı açamamışken sen özel izinle gidiyorsun. Peki. Evet. Bir yandan da sonuçta eskrim, birçok eskrimcilerle de daha önce sohbet ettim, işte İrem'den diye işte Deniz'e kadar çok sevdiğim sporcular. Hep şey der mesela, İrem Karamet'e de şey anlatır. Yani partner bulmak için yurt dışına gitmiştir mesela. Eskrimde en önemli şey herhalde antrenman partneri. Evet. Sen onu nasıl mesela çözüyordun? Zor bir branş o anlamda eskrim. Nasıl bir antrenman düzeni kurdun o dönemden itibaren? Ben de son... Yani 2 yıl özellikle yurt dışında yaşıyor gibiyim. Şimdi de müsabakadan ve öncesinde de kamptan geldim. 3 haftalık bir blok. Şimdi gidiyorum 6 haftalık bir bloğa gideceğim. Kısmetse. Allah kısmet ederse. Yani yurt dışı kampları, fırsatlarım olmadan önce Türkiye'de çok fazla antrenörle çalışıyordum. Çok fazla teknik antrenman yapıyordum. Dersler alıyordum. Ve uzun süreli, yüksek tempolu dersler yapıyorduk. Ama bunlar tabii yeterli olmuyordu. Pratik, çünkü bir şeyleri öğreniyorsunuz, öğrendiğinizi pratiğe dökmeniz lazım. Yani bunu öğrendiğinizi yapabildiğinizi görmeniz lazım. O anlamda tabii eksiklikler oluyordu. O da yani olmam gerekenin altında tutuyordu performans olarak beni uzun dönem. Ama tabii son dönemde tabii şartların oluşması, şu an şartlar daha uygun. Fırsatlar daha fazla. Tabii zaman getiriyor. Benim de elde ettiğim başarılar, süreç, tecrübe, hepsinin bir
harmanlanmasıyla bugün buraya kadar geldik ve tabii bir şeyler şu an daha kolay. Bir kamp daha kolay ya da bir şeylere ulaşmak çok daha kolay eskiye nazaran. Benim başladığım noktadan baktığımızda burası yani büyük bir ütopya. Yani bir şeylerin çok kolay yapılabiliyor olması ya da yurt dışında antrenman yapabilme lüksüne sahip olmak gibi imkanlar ciddi şeyler bence. Tabii. Eskrim adına. Hele paralimpik eskrim daha yani hep bir adım geride oluyorsunuz, dezavantajlarını yaşıyorsunuz. Az çok ne demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani çok da kinayeli de konuşmamış olmayayım. Öyle ama genelde yani bu bir gerçek maalesef. Bir adım geride olmasına rağmen. Tüm branşlarda öyle, sadece eskrimde değil. Evet, evet. Maalesef. Evet, yani o anlamda başlangıçta tabii antrenman şartları istediğimiz gibi değildi ama şu an tabii daha farklı şartlarda çalışıyorum. Nerede bu arada antrenmanların kamplarını yapıyorsun? Yani şu anda sistemin nasıl diyor? Evet, yüksek oranda Polonya'da çalışıyorum. Öyle mi? Evet, yüksek oranda Hatta Polonya'dan geldim buraya, değil mi? Evet, tamam, Polonya'dan geldim. Şimdi tekrar Polonya'ya gideceğim önümüzdeki hafta. Kısmetten. Nerede orada? Nasıl bir düzenin var Polonya'da? Şöyle, orada Varşova'da bir kulüp var. Hı-hı. Kulübün ismi Zelonka. Ve yani bir oteli kulübe çevirmişler. Ve çok güzel de bir antrenman sistemleri var. Ben de onların antrenman sistemlerine dahil oluyorum. Ne kadar zamandır Polonya? İki yıldır. Son iki yıldır bu şekilde çalışıyorum. Haricinde Wisla diye bir şehirleri var. Küçük bir şehirleri. Orada da olimpiyat merkezleri var. Aylık kamp toplantıları oluyor. Yani her ay bir hafta kamp yapılıyor. Haricinde oralara katılıyorum ve genellikle iki şehirde oluyor. Şimdi ama şehir değişecek. Muhtemelen İlk bir haftayı Varşova'da, sonra da Spava diye bir şehir var. Yani farklı şehirlerinde yapılacak. Anladım. Paralimpik hazırlığı daha farklı olacak. Anladım. Ben de onlara dahil olacağım. Şimdi Tokyo deneyiminden bahsettim. Biraz detaylandırmak isterim. Tokyo'da Flore'de toplamda bir galibiyet, 3 mağlubiyet aldın. 3 tura çıktın. Epe'de de 14. sırada yer aldın. Evet. Tokyo bir ilk deneyim olarak, olimpiyat olarak nasıldı? Nasıl geçirdin onu? Sadece sonuçlardan da bağımsız olarak da soracağım. Tabii olimpiyatlarda olmak her şeye rağmen çok güzeldi. Tokyo'nun hazırlık süreci bence iyi bir hazırlık değildi. Çünkü korona dönemiydi. Ve korona hepimizin hayatını etkiledi. İstediğimiz gibi hareket edemedik. Yani ailemizi göremedik. Dışarı çıkamadık, sokağa çıkamadık. Çok farklı bir periyottu. Tabii diğer ülkelerin de bu dezavantajları vardı bizim gibi. Ama genel olarak olimpiyat hazırlığı son en azından 3 ay, 6 aylık dönem dolu ve yapılması gereken yani antrenman bloklarından geçildikten sonra yani gidilmesi gereken bir yer. Paralimpik yani olimpiyat ya da para olimpiyat, paralimpik oyunları. Biz tabii bunu Tokyo'da yapamadık. 3 haftalık son bir kampımız oldu. Hı-hı. Yani o istediğimiz hazırlığı yapamadık. Tabii ilk olimpiyat tecrübemiz vesaire yeterli de değildi zaten onun için. Ama Paris için tabii daha farklı bir hazırlık yapıyoruz şu an. Ve kurallar farklı, oyun kuralları farklı. Şu an ben rakibimi biliyorum mesela, kiminle oynayacağımı biliyorum. Hı hı. Tablo 16'da, tablo 8'de, tablo 4'te. Yani mesela pool grup maçları oynamıştım Tokyo'da. Şimdi grup maçları oynamayacağım. Direkt eleme oynayacağım. Çünkü sıralamam yüksek. Daha yüksek. Evet, dünya sıralamasında şu an 5. Önemli oluyor tabii. Evet, 5 numarayım şu an. Dünya sıralamasında 5. sıradayım. O da ona etkiliyor. Yani ona göre bir sıralamayla, tabloyla eşleşiyorsunuz. Şeyi soracağım. Mesela yani olimpik eskrimde bildiğim kadarıyla genelde bir kategoride daha sporcular uzman oluyorlar. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Sen ama 3 ayrı silah oynuyor. Pardon, 2 ayrı silahta da 2 ayrı kategoride de yarışabiliyorsun. Evet. Bunu nasıl geliştirdin? Bir de mesela tekerlek sandalye eskrimin orada farkı nasıl oluşuyor? Mesela farklı bir rutini var mı? Çok güzel. Çok güzel. Evet, iki silahta aynı şeyler nasıl oluyor değil mi? Yani hayır, şey olarak çünkü adaptasyonu kolay olmasa gerek tahmin ediyorum. Yani farklı kendi içinde kurallar da var çünkü. Evet. Antrenman sisteminiz ona göre oluyor. Yani bir gün flöre, bir gün epe, bir gün flöre, bir gün epe. Yani iki silahta aynı oranda çalışıyorsunuz. Yani temas kuralları farklılıkları da var çünkü. Evet, yani epe'de çift tuş var. Aynı anda iki kişi birbirine değince iki kişi de puan alıyor. Double yani duble. Flöre'de son silah temasını kuran atak üstünlüğüne sahip oluyor. Ve aynı iki lamba yanarsa atak üstünlüğüne sahip taraf lamba atak üstünlüğüne sahip olan taraf puanı alıyor. Hı hı. Veya kontra atak ya da önce başlaması lazım. Atak, kontra atak, paratipost. Epe'de yani
teknik taktik daha farklı. Filare'de teknik taktik daha farklı. Bunları tabii çalışıyoruz. Tabii. Sen yani, senede evet. Artık uzman olmuş durumdasın yani. Evet. Yani harika. Hep öğrenilecek şeyler var. Tabii iyi bir seviyedeyiz. Birisi diğerinden daha mı şey bu arada? Onu özür dilerim. Şöyle Epe'de yaptığım dereceler daha iyi. Okay. Çünkü yani fiziksel yeteneğimin Epe'ye daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel şartların Epe'ye daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Zaten dereceler de ona göre geliyor. Los Angeles'ta da Epe'de şampiyon oldum. Okey. Tamam. Güzel. Peki şimdi 84'te Haluk Yamaç ve Ali Murat Dizioğlu var. O zaman erkek temsilci olarak gitmişlerdi. Evet. Hatta uzun sürede yoktuk. Sonra kadınlar da işte İrem gitmeyi başardı. Hem de iki kez üst üste. Şimdi bu sene Enver Yıldırım kota aldı. Hatta Erbil Sinanur da aldı yanlış bilmiyorsam evet, kadınlarla. Evet, Sinanur da kazandı. O da çok yetenekli bir eskrimcimiz. Evet. Eskrim camiasının hani paralimpik olimpiyi ayırmadan söylüyorum. Sonuçta bir ekip toplu ben ekip olarak düşünüyorum. Hepsi arkadaşım. Eskrim sporunu aynen tahmin ettiğim için söylüyorum. Paris'ten beklentileri neler? Bir de Grand Palais'de olacak. Çok paralimpik de orada yanlış bilmiyorsam değil mi? Evet. Çok büyülü bir atmosferdir bu arada. Hani üst üste cam bir şey alan, tarihi bir yer. Evet. 130 yıllık bir bina neredeyse. Ve orasının böyle atmosferi çok... Eskiden ben çünkü dünya şampiyonası anlatmıştım orada. Eurosport'ta. Anlatırken bile etkileniyorsun. Orada herhalde müsabık olmak, olimpik sporcu olmak başka bir şey hissettirecektir tabii, diye tahmin ediyorum. Bizim için de farklı bir tecrübe. Nasıl bir beklenti hani var? Paris 2024 hem olimpik hem paralimpik oyunlara nasıl gidiyoruz eskrim ekibi olarak? Toplamda eskrimden 3 branş, 3 kişi kota kazandı benimle birlikte. Enver, Nisanur ve ben üçümüz de kota paralimpikte kazandım. Paralimpikte de bir tek sensin değil mi? Başka var evet, mı? Evet, yok. Ben kazandım sadece. Ama olimpikte, geçen olimpikte bir tane kota almıştık. Bu sefer iki tane aldık. Bu güzel. Yani süper. Daha da artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Los Angeles daha farklı olacaktır. İnşallah. Yani onlarla ilgili söyleyebileceğim, yani hepsi benim çok yakın arkadaşım ve sevdiğim arkadaşlarım. Yani çok çalıştılar ve kotayı kazandılar. Hak ettiklerine inanıyorum. Ve ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını biliyorum. Onun için de çalışıyorlar. Şu anda da onlar da kamptalar. Fransa'da çalışıyorlar. Evet. Ve yani ülkemiz için, bayramımız için en iyisini yapacaklarından eminim. Ben de şu anda potansiyelimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda da. Çok farklı bir antrenman sisteminde çalışıyorum. Yani sabah öğle akşam 3 tane ayrı antrenman yapıyorum şu anda. Neredeyse yani her şeyi bırakmış durumdayım. Yani hiç kimseyle... Nasıl bir fedakarca yaşamın içinde olduğunu aslında anlatmak açısından önemli. Evet, çünkü görmek istiyorum. Madalyayı görmek istiyorum. Yani sporu bitirdiğimde madalyasız bitirmek istemiyorum. Paralimpik olarak söylüyorsun. Evet, yani paralimpik madalyası kazanmak istiyorum. Evet, paralimpik madalyası kazanmadan bitirmek istemiyorum sporu. Peki, o öncü yolu açtın, son olarak onu sormak isterim. Şimdi mesela nasıl Türkiye'de durum tek ayaklı sandalye eskrimde? Daha fazla sporcu, daha fazla hani bunların böyle organizasyonları düzenlenmeye başlandı mı bu anlamda? Evet, şöyle... Rekabet oluştu mu mesela içeride? Yani rekabet derken tatlı rekabet olarak söylüyorum. Farklı sporcularımız var mı artık senin dışında? Evet, benim haricimde iki arkadaşımız daha var müsabık. Onlar da yarışmalara geliyorlar. Varşova'da bir bayan arkadaşım Elke Lale, o da bronz madalya kazandı. Evet. Benim haricimde de madalya kazananlar da var. Bu da bence güzel. Bence çoğalarak da artacak. Los Angeles'a daha farklı bir kadroyla gitme şansımız var diye düşünüyorum. Mesela erkek takım olabilir. Çünkü 4 yıl uzun bir zaman. Bu süre zarfında takımlaşılabilir. Yani kota sayısı 4'e çıkabilir. Yani birken orada daha da artabilir. Yani ben spora devam ediyorum. Birilerinin yol açması gerekiyor. Yani ben de bu gücü kendimde buluyorum. Allah güç kuvvet verdiği sürece de devam edeceğim. Şu an antrenörlerin kimler? Yani ekibin nasıl? 5 yıl Kader Yıldırım, 5 yıl Rumen Marino Kamacev. Son 2 yıldır da Polonya hocadan ders alıyorum. Ama bizim milli takımımızda değil. Ama dersleri yabancı hocalardan alıyorum. O şekilde çalışıyorum. Yani çünkü hepsi Rus ekolünde çalışıyorlar. Rus ekolü bana yatkın olduğu için. Neden yatkın onu soracaktım. Çünkü ben İrem'le konuştuğumda da o da hep Rusya'ya gidip antrenman yapıyordu. Daha evet, rahat ettim. Yani bence olimpik, paralimpik spor yani haz, sporun hazı, olimpik ve paralimpik sporun hazı Rus ekolünde yatıyor. Ruhu, mücadelesi, çalışma disiplini çok fazla antrenman yapıyorlar. Yani ben de karakter olarak, yapı itibariyle kendimi onlara daha yakın görüyorum. Ne güzel. O yüzden. Vallahi
Ben şu an böyle şey yapasım geldi. Ben bana ilham kaynağı oldun yani. Kendimi böyle... Çok teşekkür ederim. Çok bir kere kendine ne kadar iyi baktığını görüyorum. Ne kadar harika hayata böyle yaklaşımın çok güzel belli. Çok pozitif. Çok sağ ol. Geldiğin an zaten enerjinle böyle bir stüdyoyu aydınlattın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Benim son söylemek istediğim şeyler var mı? Belki farklı çocuklara seni dinleyen bir kişi bile olsa burada ilham kaynağı olsa hayatı için bir dönüm noktası olur. Evet. Yani, tabii bir kapanış konuşması yapabilirim. Küçük şeyler söyleyebilirim. Bence herkesin motivasyona ihtiyacı var hayatta. Benim de motivasyona ihtiyacım var. Ama belli şartları biz kendimiz yaratıyoruz. Yani iyiyi de kötüyü de biz seçiyoruz. Her şey bizim elimizde. Yani bence istediklerimizi almaya giden yolda vazgeçmemeliyiz ve mücadele de etmeliyiz. Yani biz bazen sadece kendimiz için mücadele etmiyoruz. Arkamızdan gelenler için mücadele ediyoruz. Ailemiz için mücadele ediyoruz. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Ve verdiğimiz mücadele onlara fayda sağlıyorsa bir anlam kazanıyor. O yüzden ben diğerleri bir şeyler için mücadele eden hiçbir arkadaşımız vazgeçmesinler, yollarından dönmesinler, sonuna kadar devam etsinler. Evet, seni zaten burada görünce bence mutlu olacaklar yani bir şevk alacaklardır diye düşünüyorum. İnşallah. Ağzına sağlık. Seni ağırlamak çok güzeldi burada. Burada olmak çok güzeldi benim için. Çok keyifli bir program oldu. Şel'in katkılarıyla hazırladığımız Happy'leri de olanlar programında bu bölümün sonuna geldik. Paralimpik eskrimcimiz Hakan Akkaya'yı ağırladık. Paris 2024'te madalya umuduyla kendisini olimpik oyunlara göndereceğiz. Ama madalya almasan da sonuçta umarım alacaksın ama devam edeceğini biliyorum. Ben o yolda çalışacağını hissediyorum. Evet, almadan bırakmayacağım. Aynen, fark ettiğim için. O yüzden o azmin dahi zaten çok kıymetli burada anlatışın. Çok sevgiler, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.